Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavaye. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar pet videosu olacak. Şöyle detaylı bütün petlerle ilgili video çekmeyeceğim. Her petin videosu ayrı olacak. Yani bütün hepsini çekmeyeceğim tabii ki de. Yani alanda gördüğümüz ve kullanabileceğimiz petlerin videosu olacak. Bugünün şanslısı arkadaşlar gece kuşu olacak. Şimdi biz burada ekiple beraber zaten kendimiz koyabileceğimiz becerileri zaten hazırladık. Onun üstüne de sizlerle burada paylaşacağım. Tabii ki de e, size uymayabilir veya sizin daha iyi fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani çekinmeden söyleyebilirsiniz. Sonuç olarak herkesin fikrine saygımız var. Ee, i̇lk olarak gece kuşuyla başlayacağım. Yani iki günde bir falan pet videosu atacağım. Müsait olursa inşallah hani bir sıkıntı çıkmazsa atmayı düşünüyorum. Bir sonraki de büyücü pet olur büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz petlerin... Yani dışarıda yakaladığımız petlerin seviyeleri arttı. Yani maksimum 45'e kadar çıkabiliyor artık. Zone 5'te 45 var. Ve CS'nin söylediği en yüksek seviye keserseniz 2 yıldızlı beceri yakalama şansınız daha fazla diyor. Ama hiçbir şekilde oran söylemiyordu arkadaşlar. Şimdi S2 Plus'ta zaten yeni başladığımızda bizim ittifaktan birisi gece kuşunu 2 seviye yakalamıştı. Ben de bu sezon gece kuşuna yoğunlaşacağım. Yani onun için şu anda 2 yıldızlı beceri bulmaya çalışıyorum. Yani şu anda çantamdaki becerileri kullanmıyorum veya paraları harcamıyorum. İki yıldızlı beceri çıkana kadar. Şahsen fikrim siz de öyle yapabilirsiniz. Yani hazır elinizde fazla bulunan parçaları tabi basabilirsiniz. Orası ayrı bir şey ama yine de 3 yıldızlı beceri veya 2 yıldızlı becerileri arkadaşlar burada harcamayın. 2 yıldızlı beceri yakaladıktan sonra gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gece kuşunda bizim dikkat etmemiz gereken Öncelikle arkadaşlar yetenek becerili bir pet yakalamamız gerekiyor. Zaten yetenekli pet yakaladığınızda etrafı sarı oluyor. Böyle çizgili. Şuradan zaten anlayabiliyorsunuz. Diğerlerinden farklı olarak. Şimdi yeteneğine baktığımız sırada arkadaşlar. Legion normal saldırı kritik oranını 7 saniye boyunca. Şu anda benim şansım 28 olduğu için. %1.51 arttırıyor. Ve şansa göre belirleniyor bu. Ayrıyeten de normal saldırılar %30 ihtimalle fazladan hasar verir. E, hasar türü savaş hayvanı beceri hasarı fiziksel arkadaşlar bakın burada parantez içinde fiziksel yazıyor hasar faktörü de 54.86 diyor tabii ki de bu hasar faktörü direkt 54 vurmuyor daha fazla vuruyor bu arada o karşınızdaki işte piyadeye göre değişiyor okçuya göre değişiyor büyücüye göre değişiyor yani kesinlikle e, rakam hiçbir zaman birbirini tutmaz bilginiz olsun yani Şimdi bizim burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken beceriler. Biz şu anda 3 tane nitelikten gideceğiz arkadaşlar. 3 tane şans becerisi koyacağız. 3 tane güç becerisi koyacağız. 1 tane de çeviklilik becerisi koyacağız. Yani bizim için 7 tane slot gerekiyor. Benim şansıma burada 8 tane çıktı ama bir yıldız olduğu için ben bu pati öyle kullanmayacağım. Şimdi dediğimiz gibi zaten ilk şans becerisi arkadaşlar. Yıkım. Pet'in ana becerisi olan Kafadan zaten bir tane niteliği sildik. İki tane şans becerisi daha koyacağız. Şimdi ben bunu arkadaşlar bu sezon Dragon ödülünü aldığımız için 3 yıldızlı süper yıkımı aldım. Şuna baktığınızda arkadaşlar yıkım hasarı tetikleme şansını fazladan %25.22 arttırıyor. Yani bizim zaten pet'ten %30 ihtimalle bir şansımız vardı. Üstüne bir de %25.22'lik bir oran daha ekleniyor. Yani %55 oluyor. Yani bu gerçekten güzel bir rakam arkadaşlar. Tabii ki de şansınız daha fazla olduğunda bu oran artacak ve komutanınız 60 level olduğunda da artacak. Yani komutanınız derken petiniz 60 level olunca da artacak yani bu. Şansınız ne kadar yüksekse bunun tetiklenme olasılığı daha çok yükseliyor arkadaşlar. Zaten bunu herkes biliyordur artık. <laughs> Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki 7 petli beceri yakaladınız. Yani e, 7 slotlu daha doğrusu. 7 slotunu da açın arkadaşlar. Yani e, 2 tane açıp geri kalanını kapalı bırakmayın. Hepsini açın. En azından 3 yıldızlı beceri e, ilk beceriye atma olasılığından daha azalıyor. Yani 2'ye de atabilir, 3'e de atabilir, 4'e de atabilir, 7'ye falan filan yani. Hepsini atabilir. O yüzden bütün slotları açın arkadaşlar. Çünkü 3 yıldızlı beceri bu beceriyi her zaman elde edemiyoruz. Çünkü sezon ödülü bu. Bundan dolayı arkadaşlar o konuya dikkat edin. <laughs> İkinci beceri arkadaşlar zaten e, süper yıkım dedik. Üçüncü beceri arkadaşlar vakitli saldırı. Bakın vakitli saldırı. Onu da nereden gösterebilirim size? Bu vakitli saldırı arkadaşlar değer mağazası itemi. Yani bunu değer mağazasından temin edebilirsiniz veya yakaladığınız pette e, o item mevcutsa sattığınızda çantanıza düşebilir. Haricinde normal mağazadan satın alamıyorsunuz. Şöyle bakayım. Ben bende var mı? Varsa gösteremem büyük ihtimal. he Vakitli saldırı arkadaşlar. Bunu şeyle karıştırmayın. Bakın bir de buharlaştırma var. Bir yıldız. O bende var mı? Bakıyorum efendim. Buharlaştırma bende olduğu için gözükmüyor arkadaşlar. Bu buharlaştırma ile aynı simgeyi taşıyorlar. Yani bakın birisi buharlaştırma şans. Öteksi de arkadaşlar çeviklilik. Bakın vakitli saldırı çeviklilik. Yani bu değer mağazası itemi. Bunu arkadaşlar 3. item olarak atabilirsiniz. Çünkü değer mağazasından her zaman bunu temin edemeyebilirsiniz. Yani şansınıza göre çıkarsa alırsınız. Çıkmazsa öyle kalıyor. Şimdi bunun verdiği beceri arkadaşlar. Lejyon fiziksel normal saldırı hasarı verirken kritik oranını %1.6 arttırır. Yani e, okçularınız normal rakip düşmanı vurduğunda fiziksel normal saldırı hasarı vurduğunda kritik oranını arttırıyor. Yani direkt biz Syndrome ve Epilegger için bir pet yapıyoruz arkadaşlar. Bütün becerileri ona işleyecek. Ee, dördüncü beceri arkadaşlar ağır yıkım. Bunun e, becerisi bir yıldız da alabilirsiniz. iki yıldız da alabilirsiniz. Bunun tabi sizin bütçenize bağlı bir şey. <laughs> Şimdi bir yıldız arkadaşlar yıkım hasarını fazladan %10.46 arttırıyor. Yani ne arttırıyor bu? İlk becerisinin vurduğu hasarını arttırıyor. Şimdi burada 54.86 diyor ya. Bu beceriyi aldığında fazladan %10 daha fazla vuracaksın. Ya bu item mesela 2 yıldızlı item 14k arkadaşlar. Gerçekten iyi bir para ama %7'lik bir fark var. Bak burada mesela %10 1 yıldızda 2 yıldızda %17 Şimdi bu petlerde şöyle bir şey var ki bunu aldığınızda birinci beceriye bile atabilir. Şimdi 14k para buna vereceğine mesela ben 14k buna yatırdım. En azından atabilir. Hani 14k paraya buradan atar yani illa ki atar. Ama burada bir tane şansım olacak. Atacağım patlayacağım. Ve ee, biliyorsunuz 2 yıldızlı beceride 5 tane alma hakkınız oluyor sezon sonuna kadar. E şimdi bunu da fuzili yere harcamak da istemiyorum açıkçası. Şimdi dördüncü olarak ağır yıkım dedik. Beşinci olarak arkadaşlar buharlaştırma. Ben bunu araştırdığım için şu an kaç para olduğunu göremiyorum. O da nerede? Hatta görebilir miyiz ya? Şimdi onunla uğraşayım neyse. Şimdi ötekisiyle aynı becerileri veriyor arkadaşlar. Nerede bu? Vakitli saldırı arkadaşlar mesela bakın vakitli saldırı daha demin dedim ya 1.6 arttırıyor ötekisi buharlaştırma şansa göre belirleniyor bu fiziksel ee, normal saldırı asalı verirken kritik oranını 1.7 arttırıyor. Yani aynısı ama birisi şans birisi çeviklilik arkadaşlar ikisi de saydın göre 10 numara 5 yıldız uyar e, 6. beceri arkadaşlar diş ve pençe o da burada. Onun tabi ki de arkadaşlar bence 2 yıldızlı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok pahalı değildi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 3600. Bu da arkadaşlar verilen fiziksel savaş hayvanı beceri hasarını %13.7 arttırıyor. Bu güce göre belirleniyor arkadaşlar. Şimdi zaten bizim e, yıkım becerisi fiziksel vurduğu için otomatikman direkt hasar faktörünü yine arttırıyoruz. Zaten ağır yıkımdan alan bir fazla hasar vardı. Ayrıca bir de diş pençeyi koyuyoruz. Fiziksel savaş ayının becerisini bir daha arttırıyoruz. Bakın %13.7. E %10'da buradan alıyoruz %23 arttıracağız. Bunun hasarını, ilk becerisinin hasarını yani. Son beceri olarak arkadaşlar zayıf noktalar diye düşündük. O da arkadaşlar 2 yıldız tabii ki de o da. Çok fazla zaten para değil. Bu da arkadaşlar Legion fiziksel normal saldırı hasarı verirken kritik hasarını %4.61 arttırıyor. Bu direkt Legion'a buff veriyor arkadaşlar. Direkt Legion'un kritik hasarını %4.61 arttırıyor. Zaten Syndra'nın Efliger passive ee, Kritik vurduğu için veya öfke doldurduğunda kritik vurmaya başladığı için direkt kritik hasarımızı arttırıyoruz. Yani Bir bakıma oyun bize zaten şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. <laughs> Komple sana ee, Legion buff'ı Verdirttirmiyor. Yani çünkü 3 taneden fazla nitelik koyamıyorsun. 4. niteliği koyduğunda Aynı niteliği koyduğunda mesela diyelim ki 4 tane güç becerisi koydun. Oyun bunu kabul etmiyor. Yani aynı beceri olsun olmasın. Kesinlikle dördüncüyü kabul etmiyor. Direkt zaten orada ünlem işareti çıkıyor. O yüzden oyun sana diyor ki arkadaşım yarısını petini güçlendireceksin. Veya yarısını da lejyonunu güçlendireceksin. E şimdi biz bu pette arkadaşlar hem lejyonu güçlendirdik. Kritik verdik, kritik Kasar attığına verdik. Hem de arkadaşlar legionun hasarını arttırdık. şey, e, legionun pardon petin hasarını arttırdık. Yani verdiğimiz beceriler arkadaşlar eğer ki birinci beceriye gitmezse hangi beceri mesela o? Bizim için önemli olan süper yıkım arkadaşlar. Süper yıkım birinci beceriye gitmediği sürece haricinde zaten hepsini hemen hemen şeyden temin edebiliyoruz. Mağazadan temin edebiliyoruz. Sadece bir tane itemimiz var değer mağazasından satın alabileceğimiz. O itemde kaza bela böyle bir yere tutturursak petin 10 numara 5 yıldız oluyor. E diyelim ki 8, 8 e, becerili bir tane pet yakaladın. E, ona da kanka şey koyabilirsin. E, böyle lejyon savunma değerini arttırabilirsin veya HP koyabilirsin. Veya arkadaşlar e, direkt e, şey itemi vardı. İsmini unuttum şimdi. Şöyle bakayım eğer ki görebilirsem. Bakalım bakalım görebilecek miyim? Şiddetli saldırı zaten koyamıyoruz. 3 tane güçümüz var. Ondan dolayı koyamıyoruz. Yoksa şiddetli saldırı bence çok güzel bir item arkadaşlar. %40 ihtimal veriyor ama o tutuyor yani. Savaş ortasında harbiden tutuyor bu. Ve hasar faktörü de yüksek. Nereden baksan 2 yıldızlı becerisi zaten 209 vuruyor. Bak ben bunu bu pete taktığımda 209 hasar vurabileceğim. Ama onun için buradan bir tane güç itemi silmem lazım. Ya bu da olanaklı arasında aslında. Bunu da koyabilirsin. Bir tane güç itemini silersin. Çok fazla seni etkilemeyecek bir itemi silebilirsin. Onun yerine şiddetli saldırı da koyabilirsin. Yani bu da mesela şeyler arasında. Ee, onu peki tetikleyen ne koyabiliriz? Şöyle bakalım. Ee, süper şiddetli saldırı koyamayız. Çünkü e, şansımız dolu. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu petler o kadar çok önü açık ki. Yani kafa patlatman gerekiyor. Mesela yapıyorsun olmuyor. Değişik yani. Hani mesela geçen sezon 25'e kadar kesebiliyorduk. Şimdi 45 oldu. E şimdi iki yıldızlı beceri geldiğinde e, nanay. E, tekrar oturup baştan yapacağız. Veya diğer sezon yeni sezonda yeni pet geldi. Örnek veriyorum. Yeni büyücü peti geldi. Hoppala sil baştan. Hani oyun da para kazanmak istiyor sonuç olarak. Ondan dolayı arkadaşlar iki yıldızlı pet yapalım. iki yıldız yakalayalım. Ona yatırım yapalım. En temizi bu. Başka türlü zaten sürekli oyun yeni bir şeyler getirmek zorunda. En azından iki yıldızlı petle idare edebilecek seviyede olabiliriz. Ee, daha mesela büyücü petimden örnek vereyim arkadaşlar ben. Şimdi bazı arkadaşlar e, şey yapıyor buraya, HP koyuyor veya işte savunma metemi koyuyor falan filan. Ya ben gerek duymuyorum şahsen veya benim oyun tarzımda yok. E, zaten petler düşük seviyede hasar vuruyor. Ya ben neden onu hala düşüreyim ki? Ben mesela geçen bir tane T5 hesapla reysa attım. Ve T5 hesap arkadaşlar gerçekten e, balinanın üstü bir hesaptı. Ben o VS'de mesela petin sayesinde kazandım. Benim petim mesela adama 900 vuruyorken adamın peti bana 600 vuruyordu, 400 vuruyordu. E arada ben kritik de patlatıyordum ardışık hamle sayesinde. E şimdi ardışık hamle zaten şey sıfır yıldız. Sıfır yıldız olduğu için çok fazla hasarda vuramıyorum. Yani ben mesela bunu yaptım. 3 yıldızı beceri koydum arkadaşlar böyle Lejyon kahraman büyü beceri hasarı verirken kritik oranımı arttırıyor. E şimdi benim şansıma mesela çantamda bir tane daha üç yıldızı var. Geçen gün çıktı o da. E ben ne yapacağım şimdi? 2 yıldız beceri yakaladığımda e, Safir büyü yakaladığımda bu sefer e, 2 yıldızlı, ve be, e, yıldızlı petimi şey yapacağım. 3 yıldızlı beceriyi takacağım. Yani o yüzden benim yaptığım gibi arkadaşlar hareket, hızlı hareket etmeyin. Acele etmeyin yani. Bekleyin geç olsun. Önemli değil. Çantanızda paraları biriktirin abi. İşte diyelim ki okçu mu yapacaksınız? Diyelim ki sezonunuzu oynadınız. Şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Her sezon burada pet becerileri sıfırlanıyor. Bakın limit var çünkü. Şu anda 3 yıldızlı beceriler satışa sunulmadı. Satışa sunulduğunda bundan da 3 tane almamız gerekiyor. Şu anda sadece 2 tane e, e iki seviye beceri mevcut. Beş tane alma sınırımız var her sezon. O yüzden diyelim ki e, ikinci sezonda örnek veriyorum. Okçu peti mi yapacaksınız? Okçu itemlerini alın abi çantanızda dursun. Büyücü peti mi yapacaksın? Büyücü itemlerini al abi çantada dursun. Örnek veriyorum. İki tane aynı beceri aldın. Üç tane de farklı beceri aldın tamam mı? İki tane aldığım beceri tekte atarsa ikinci becerini satarsın. Hani 200 200 veya 300 paraya satarsın eksi paraya zararın sadece o olur. Ama bu hakkınızı arkadaşlar muhakkak kullanın. Çünkü bir sezon nereden baksanız 80 gün falan sürüyor. Hani uzatmalar oluyor, cart oluyor, curt oluyor. Belki de 90 diyelim hadi kapatasak. E şimdi 90 günde 2 yıldızı becerip bir kere alabiliyorsun. O yüzden abi alın her sezonda bunlara gerçekten muhakkak alın çantanızda dursun. Zararı yok. Zaten fazla itemleri zaten satıyorsunuzdur para gelmesi için. Bundan dolayı arkadaşlar gece kuşu bu şekildeydi. Ee, Safir büyüleyicilerde bir sonraki video olur herhalde. Ondan sonraki kum kertenkelesi falan filan diye gideriz diye düşünüyorum. Gerçi kum kertenkelesinin videosunu çekmiş miydim hatırlamıyorum da. Bir yıldırım çektim galiba. Zehirli kertenkele çektim. Onun da videosuna bakın arkadaşlar. Zehirli kertenkeleyi zaten host kinlerayla mük 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 bak sana bir şey diyeyim mi mük veya e, büyücüyle çıktın zehir veren yani bazıları diyor ki zehir veren büyücüyle çıkın falan filan diyorlar ama ben kullanmıyorum onu ben şahsen e, kinler hoskum olduğunda alana mesela okçu karşı saldırılı bir okçu çıktığında arkadaşlar kesinlikle onu çıkacağım çünkü tamamen karşı saldırılı bir e, beceri gittim orada buradan da görebiliyorsun zaten kanka yani diyeceğim o arkadaşlar gece kuşunda 7 tane item gerekiyor. 3 tane şans, 3 tane güç, 1 tane de çeviklik. Aa bakalım yakalamışız. Bak. Mor yakaladık kanka. 0 çıktı. Ve adam akıllı beceri de atmadı. Hani şurada bir 2 yıldızlı, 3 yıldızlı beceri atsa çok güzel olacaktı ama atmadı. Sağlık olsun. Neyse. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer ki hani sizin de fikirleriniz varsa daha iyi fikirleriniz varsa gerçekten yazabilirsiniz arkadaşlar hani Bizim de eksiklerimiz oluyor çünkü herkes bu oyunu dört dörtlük oynamıyor sonuçta e Burada şimdi belli bir kitle varken birbirimize destek olmamız lazım birbirimize yardımlaşmamız lazım Hani bu rakip oyuncu olur veya Farklı taraftan olur hiç fark etmez arkadaşlar sonuç olarak Bu oyun sezonluk bir oyun bugün savaşırsın karşı karşıya. Diğer farklı adamlarla savaşırsın. O yüzden arkadaşlar sonuç olarak burada çoğu insan para yatırıyor. Bazı insanlar para yatırmıyor. O yüzden en doğrusu neyse o şekilde oynamak gerekiyor. O yüzden fikirlerinizi arkadaşlar her zaman belirtebilirsiniz. Ee, bu video bu kadardı. İnşallah çok uzun olmamıştır. Hiç bakmadım da. Bir sonraki pet videosunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.